Herkese merhaba diliyorum. Her gün olduğu gibi bugün de ekonominin öne çıkan başlıklarını ekonomist Bayram Başaran'la konuşmaya başlıyoruz. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Bizi izleyenlere de merhaba diyelim. Evet, merhabalar olsun herkese. Bugün çok önemli açıklamalar var. Hem Fitch'ten hem Fed'den hem de bizim Merkez Bankası Başkanı'ndan açıklamalar geldi. Ama globalden ülkeye dönelim isterseniz. Önce bir Fitch ve Fed'in açıklamalarına bir bakalım. Onlar ne dediler? Ondan sonra da Merkez Bankası Başkanı'nı konuşalım. Önce Amerikan Merkez Bankası Başkanı bugün bize de örnek olacak bir şekilde temsilciler meclisine, yani oranın milletvekillerinin bulunduğu temsilciler meclisinde onlara bilgilendirme yaptı. Biliyorsun Amerika'da Merkez Bankası Başkanı bağımsız olduğu için gidip başkana briefing vermez. Temsilciler meclisine ve senatoya bildirir. Ve bunların senede minimum 4 kere yapıyor. Bunun ikincisini sanıyorum yaptı Jeremy Powell. Burada dedi ki aslında orada görüş ayrılıkları da oluştu. Enflasyonda meydana gelebilecek olası bir artışın endişesini taşıyoruz. Ama bu faizi etkileyecek bir durum değil. Çünkü enflasyonun sebebi faiz değil dedi. Doğru. Bu ne zaman enflasyonun sebebi faiz olur? Faiz de bunu enflasyonu dizginleyebilirsin. Ancak tüketim talebinin yoğun olduğu, yani tüketici enflasyonun çok aşırı derecede arttığı zaman piyasadaki talebi kısmak için parayı pahalılaştırırsın. Dolayısıyla bunu yapmayacağım dedi. Buna karşılık temsilciler meclisinde milletvekillerinden ciddi eleştiri geldi. Bir taraftan dengesizlik, bir taraftan enflasyonumuz artıyor. Bu önümüzdeki günlerde Amerika'yı çok olumsuz etkileyebilir. Paramızın değerini de çok olumsuz etkileyebilir. Buna tedbir alınması gerekiyor diye ciddi bir eleştiride bulundum. Şimdi buradaki en kritik nokta ne biliyor musunuz? Merkez Bankası'nın başkanının bağımsızlığı ve gidip temsilciler meclisine, oranın milletvekillerine, Amerika Birleşik Devletleri'nin milletvekillerine gidip briefing vermesi ve oradaki eleştirilere cevap vermesi. Evet. Bu çok önemli. Sonra da verdiği bilgi önemli. Şu an faizi artıracağımız kadar endişeli değiliz diyor. Ama önümüzdeki günlerde evet endişelenmemiz gerekebilir mi? Evet diyor, endişelenmemiz gerekebilir. Ama bugün itibariyle faizi artıracak kadar bir enflasyonist baskı yok. Baskı yok. Ama önümüzdeki günlerde bu olacak diyor. Yani ekonomik koşulların sebebinin faiz olmadığını söylüyor. Ve mevcut dünyadaki pandemi koşullarının Amerikan ekonomisini olumsuz etkilediğini söylüyor. Ama böyle önümüzdeki günlerde bunun yansımalarını göreceğiz. Gerekli tedbirleri de alacağız diyor. Özeti bu. Yani doların değerini biz koruyacağız diyor. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi buradan döndüğümüz zaman Fitch'e bu bizi tabii olumsuz da etkilemez, olumlu da nötr bırakıyor şu an. Bunun Türkiye'deki kura etkisi, dışarıdan gelen etkiyi nötr bırakıyor. Dönüyoruz, Fitch'in açıklaması var. Fitch dünyanın en büyük derecelendirme kuruluşlarından biri. Zaten dünyada 4 tane var. Bir tanesi de bu. Türkiye'deki hem devlet hem de özel sektör şirketlerine kredi notu veriyor hepsine. Fitch'in değerlemesinde Türkiye'deki Türk lirasının değer kaybını şirketlerin risklerini önemli ölçüde artırdığını, bu nedenle de şirketlerin yoğun döviz pozisyonuna döndüğünü söylüyor. Şimdi bak bu çok önemli. Hatta şöyle bir açıklama değerlemeleri var araştırmaların sonucunda. 2017'de Türkiye'deki şirketlerin elindeki nakitlerinin %55'ini döviz olarak tuttuklarını belirtiyor. Bugün ise bu rakam %76'ya çıkmış. Evet. Yani şirketler varlıklarının %76'sını döviz olarak tutuyor. Çünkü gelecekteki risklerden, belirsizlikteki risklerden korkuyor. Dolayısıyla orada da doların hızlı değer artışından ciddi anlamda korkuş var. Yani bu korku inmiyor. Ben tabii bu güven endeksleri falan kimin ne yaptığını bilemem. Bu güven endeksleriyle şirketlerin yaptıkları birbiriyle çelişiyor. Aynı noktada örtüşmüyor. Dolayısıyla buna da baktığımız zaman, Fitch'in açıklamalarına da baktığımız zaman, Türkiye'ye yönelik yaptığı araştırma sonucundaki açıklamalara baktığımız zaman, doların değerini düşürebilecek bir etken yok. Psikoloji hariç. Psikolojik zaman zaman %0.5'lar, 1'ler, 1.5'lar bir aşağı giriş gelişler oluyor. Ama genelde yön ileriye doğru baktığımız zaman yukarı doğru çıkıyor. Evet. Şimdi önümüzdeki günlerde az önce senin bahsettiğin doların değerini daha da yükseleceğine yönelik en önemli şey ne biliyor musunuz? Türkiye halen döviz biriktiremiyor ve sıkıntılarını halen swap'la yapmaya çalışıyor.
Evet, Merkez Bankası Başkanı'nın açıklaması dört ülkeden bahsediyor. İki ülke, yani dört ülkenin Merkez Bankası ile görüştüklerini, ikisiyle de anlaşmada çok iyi noktaya geldiklerini, yani görüşmede çok iyi noktaya geldiklerini söylüyor. Biz hep böyle swaplarla mı devam edeceğiz? Yani hani bu sanki bir müjdeymiş gibi verilen bir şey mi olmalı? Ne diyeceksiniz? Şimdi bu müjde değil. Biz halen kaliteli döviz varlığımızı artıramıyoruz demek. Merkez Bankası'nın söylediği bu. Evet. Yani ihracattan gelen döviz veya yabancı sermaye kalıcı sermaye olarak gelen döviz yok. İhracattan gelen döviz zaten gidiyor. Yabancı sermaye girişle kalıcı olarak yok. Biz günlük giriş çıkışları manipülatif para olarak görürüm ben. Ekonomi yok, böyledir. Bir saatte girer, iki saat sonra çıkabilir. Anlatabiliyor muyum? O paralar bizim için para piyasada giren ya da sermaye piyasada o küçük paralar öyle değil. Mesela şimdi az önce açıklama vardı. 157 bin yatırımcı borsadan Mayıs'ta çıkmış. Anlatabiliyor muyum? Bu bizim için bir önemi yok. Piyasada dalgalandırır. Günlük iniş çıkışlar yapar. Ama bize kalıcı olarak kaliteli yabancı sermaye gelmesi lazım. Bu nasıl gelir? İki tane temel yolu vardır. Bir, ihracatı gerçekten çok iyidir. İhracat da gelir. İki de kalıcı sabit sermaye yatırımlarıyla gelir. Sabit sermaye yatırım deniz fabrika kurar gelir. İşte bir iş merkezi kurar gelir vesaire. Bunlarla gelen dövizler kalıcıdır. Ama para piyasada günlük girip tahvil aldı çıktı, hisse senedi aldı çıktı, bunların kalıcılığı yok. Bizim için de bir anlamı yok. Evet. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla şu an kalıcı bize ve kaliteli döviz kaynağımız olmadığı için, tutamadığımız için, çünkü borçluluğumuz çok yüksek, kısa vadeli borçluluğumuz çok yüksek, o zaman swap'a yönelmek zorunda kalıyorsunuz. Swap da aslında çözüm değil. Niye? Şundan dolayı işte tahvil ihracıyla vesaire demek ki yeteri kadar biz kaynak oluşturamıyoruz, kaynak yaratamıyoruz. O zaman ne yapıyorsunuz? Çok yüksek değerli swaplar yapıyorsunuz. Burada neyin kaça yapıldığını bilmiyoruz. Bu rakamlar umarım açıklanırsa göreceğiz. Demek ki dün iki tane tahvil ihalesi vardı. Bir de Exim Bank'ı vardı. Üç tane tahvil ihalesi. Bunların sonucu, faiz sonucu demek ki çok iyi gelmedi. Bir özel sektör firmasının vardı dün bildiğim kadarıyla. FSB senedi tahvil ihracı vardı. 3,85'ti. Sanıyorum 5 yıllık borçlandı. 3,85 çok Türkiye için iyi bir rakam. Özel sektör için. Devletin bunun altında borçlanıyor olabilmesi lazım. Dünkü tahvil ihalelerin sonuçlarını açıklamadım, bunu göreceğiz. Demek ki tahvil ihaleleri yeteri kadar ilgi görmüyor ki hazinenin. Bu sefer swap'a dönüyorsunuz. Çünkü borçları çevirmeniz lazım. Hı hı. İthalata yönelik, özellikle ham maddeyle ithalatına yönelik döviz kaynağınız olması lazım. Çünkü şu an 50 milyarlar civarında, eksi 50 milyarlarında döviz rezervi. Bu açığı kapatmak için mecburen swap'a gidiyorsunuz. Acaba bu swap'larda nasıl bir takas sistemi işliyor? Bu swap takas demek. Belli bedel karşılığında takas yapıyorsunuz demek. Bu işte nasıl bir takas sistemi var onu görmek lazım. Bir de hangi merkez bankaları bunu yapıyor onu görmek lazım. Hani dört tanesinden iki tanesi buna cevaz veriyorsa diğer iki tanesinin hala Türkiye'ye yönelik ciddi sıkıntıları vardır. Ve buna swap'a evet diyenlerin de ne bedel karşılığı evet dediğini bilmemiz gerek. Bunları bilemiyoruz. Dolayısıyla bunda bu belirsizlikler her zaman doların yönünü yukarıya doğru çeviriyor ve zıplatıyor. Evet. Bunu önümüzdeki günlerde daha fazla hissedeceğiz. Tabii ay başındaki yine söylüyorum. Ay başındaki enflasyon rakamları da Merkez Bankası hep bu swap hem ay başındaki enflasyon rakamları Merkez Bankası'na faiz artırım baskısı yapacak. Eğer yapmazsa dolarda hızlı bir zıplama göreceğiz. Maalesef. Evet. Yani dolar aşağı çıkacak maalesef olumlu bir veri yok elimizde. Evet. Bu olumlu veri de maalesef bir türlü oluşmuyor. Evet, siz her zaman dediğiniz gibi işte kuruş olarak düşüyor, kuruş olarak yükseliyor. Dün biraz düşmüştü, bugün yine 8.65'e kadar çıktı. Yavaş yavaş yine tırmanmaya başladı dolar. Evet. Evet, maalesef yani önümüzdeki günlerde daha da hızlanacak. Şimdi sıkıntım bu. Yani piyasalara müdahale etmekle dolar satarım vesaire müdahale edemezsiniz. Bitecek. Merkez Bankası'nın elindeki en büyük silah dövizin önünü kesebilmek için faiz. Ama bu da kısa vadede. Kalıcı olması için artık her zaman söylediğimiz tedbirleri Ankara'nın alması gerekiyor. Bu olmadığı sürece ister faiz yükseltin, isterse piyasa döviz satın hiçbir anlamı yok. Bizim doların önünü kesebilmemiz için güveni artırmamız gerekiyor. Çok net bu. Evet. Onu arttırdığımız zaman da Türkiye'ye yönelik borç verme, kredi faiz oranları düşecek, kredi vermek isteyen kurumlar çoğalacak. Dolayısıyla çok rahatlamış olacağız ama maalesef şu ana kadar bu tedbirlerin alındığını göremiyoruz. Evet, maalesef öyle. Diyelim noktayı koyalım o zaman. Yarın görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.